Beylikdüzü.com.tr sayın izleyicileri, şu an Beylikdüzü'müzün AK Parti ilçe başkanı avukat Sabri Esen kendileri buradalar. Sivas'ın 96. kongresi yıl dönümü. Beylikdüzü Derneği kutlamalarına hoş geldiniz. Sizden alacağımız mesajlar olacaktır. Öncelikle neler, duygularınızı bir alalım. Efendim, öncelikle isterseniz ben kendimden gideyim. Ben eski bir Sivaslıyım. Çok güzel. Niye? Çünkü dedemin zamanında benim köyüm Sivas'a bağlı. Ben Tozanlı Deresi'ndenim. Hafik ilçesinden Sivas'a bağlıyız. Babamın zamanında Reşadiye'den Tokat'a, benim zamanında Almus'tan Tokat'a bağlıyız. Ben şimdi Almuslu'yum. Ama geçmişim Sivas'ı. Hatta arkadaşlar da hafif böyle takılırlar. Sivas sancakken siz bize bağlıydınız. Doğrudur. Sivas hakikaten tarihi önemi olan bir yer. Kongremiz açısından da çok çok önemli. İşte bugün üzerinde yaşadığımız, hayat sürdüğümüz, tadını çıkarttığımız Cumhuriyet'in temelleri orada atılmış. Bu Sivaslılar için bir artı. Sivaslılar da İstanbul'da her zaman birincilerlerinde tutuyorlar. En son sayımda da yine en çok göç veren il Sivas, İstanbul'da en çok bulunan yer Sivaslılar. Sivaslılar da deliyip toparlıyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Çok da, yani Kadir Hükümeti'ni iyi bilmek lazım bunu. Şimdi şöyle başkanım, biz Beylikdüzü Konteri olarak bölgede yayın trendimizi yükseltme arifelerindeyiz. Artı bir de dostluk ve fikir grubu kurduk. Bunlarla ilgili ziyaretlerinize geleceğiz. Çok güzel, değerli siyaset üstü diyeceğiz. Yani hiçbir şekilde siyaset konuşulur. Hayır, siyaset üstü derken şunu söyledik. Her kesimden kişilerle toplandık. Çok güzel bir, hani akiller demeyeceğiz de akıllılar grubu gibi. Basın ağırlıklı, derneklerin ağırlıklı, siyasiler de var. Tabii ki siyaset de olacak. Ama ben şunu söyleyeceğim. Beylikdüzü'müzde gerçekten çok güzel siyasi bir mücadele de veriyoruz. Veriyorsunuz da. Bu da takdire şayan. Gayet efendice ve güzel gidiyor. Bu doğrultuda bütün etkinliklere de katılıyorsunuz. Hoş geldiniz de diyoruz. İnşallah önümüzde Kasım 1'de seçimler var. O seçimlerle ilgili düşünceniz, siyasi bir soruya girmek istemiyorum ama onu genele bir kısaca alalım. Ama hani bize bir söz vardır. Cami ne kadar büyük olursa olsun imam bildiğini okur. Siyasetçinin dağacında siyasi konular var. Bana sanattan sorsanız, spordan sorsanız sınıfta kalırım, açık söyleyeyim. Yani şunu gördük. Yani 7 Haziran öncesi ben şunu her yerde tekrarlıyorum, burada da tekrar edeceğim. AK Parti'ye gönül verenler veya karşı duranlar. Ne dersiniz deyin. 7 Haziran'da tek beklenti vardı. AK Parti tek başına iktidar. Gönül verenler, ya acaba bunu 367 üzerine taşıyabilir miyiz? Anayasayı değiştirip işte başkanlık sistemi bir dönüşüm yapabilir miyiz arzusundaydılar. Karşı duranlar da ya 300'lere indirebilir miyiz? Ama her iki tarafın ortak paydası AK Parti tek başına iktidardı. 7 Haziran böyle bir sonuç vermedi. AK Parti 258'de bıraktı. Şöyle bir herkes irkildi açıkçası. Yani AK Partili de irkildi. Ya ne oldu da biz böyle olduk? AK Parti'ye karşı duranlar dedi ki ya biz şimdi ne yapacağız? Çünkü ortak payda AK Parti tek başına iktidardı. Şu bir gerçek. Bu ülkenin kalkınması için istikrara ihtiyaç var. Siyasi tabloya baktığınızda da bunu şu anda götürebilecek, omuzlayabilecek AK Parti. Dolayısıyla biz 1 Kasım'da AK Parti'nin en azından tek başına iktidarla devam edeceği kanaatindeyiz. Yani toplumun buna yöneldiği düşüncesindeyiz. Anladım başkanım. O zaman ülkemiz için yararlı bir sonuç çıkmasını diliyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık.